Akkoç Lojistik'in sunduğu 2. Lig Futbol Dosyası devam ediyor. Şimdi Vanspor görüntümüz tekrar gelsin arkadaşlar. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Mert Hocam, bir yorumunuz vardı tabii maçla ki alakalı. Buyurun. Burada çok güzel bir rovaşata daha sonrasında Sabrican tamamladı. Sonra Vanspor beraberlik golünü buldu Hasan Bilal'le 36. dakikada. 64. dakikaya geldiğimizde Erdem öndeki boşluktan harika bir füze çıkardı ve skoru 2-1 yaptı. Maçın sonlarına doğru Nurgül 88. dakikada Alpay, o da önemli bir futbolcudur, yine harika bir vuruşla kaleciyi mağlup etti. Aslında iki tane güzel uzaktan golle Vanspor maçı 3-1 kazanmış oldu. Şehir desteğini arkasına alan bir takım. Stadyumu neredeyse full'e yakın doluyor. Boşluklar olmasına rağmen Vanspor'un önceki sezonlarını düşündüğümüzde çok taraftar var. Ve Ümit Bozkurt'un ikinci dönemi de bence iyi gidiyor. O ayrılık olmasaydı Vanspor'u belki daha üst liglerde izleyebilirdik. Bu sefer daha uzun vadeli olsun diye düşünüyorum. Belki de o ayrılık olması gerekiyordu ya. Ben bazen böyle bakıyorum olaya. Evet, biraz romantik bir konuşma değil mi? Biraz oldu. Diğer maçıma geçiyorum. Erhan Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Karakobralar taraftar grubuna selamlar Van'dan. Sonraki maçıma geçiyorum. Diyarbakır Spor Evi'nde Kırşehir'i ağırladı. Diyarbakır maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Hakan Hocam telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Göremiyorum ekran şeyi ama herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun hocam. Biz de sizi göremiyoruz ama olsun. Sesiniz yetiyor bize. Teşekkür ederim. Hocam öncelikle tebrik ediyoruz galibiyet için. Güzel bir galibiyet Diyarbakır adına. Hocam nasıl geçti maç? Önce bir maçı dinleyelim sizden. Maçın ilk bölümü yine erken kopabilirdi. Net pozisyonlar vardı. Ama belki bazen pasın büyüsüne kapılıp oyuncular pozisyonlarda biraz daha rahat olabiliyor. Onun da avantajını yaşadık diyebilirim. Ama çok hakim bir oyun vardı. Goller ikinci yarı geldi. Çok da gol kaçırdık bu arada. Ama bizim sadece kendi adımıza baktığımızda içselleştirip çok pozisyona girmek önemli bir detay. Ve organizasyon pozisyonları olması daha da önemli. Yani kazanılan toplardan değil de çalışılan organizasyon pozisyonları olması bu anlamda iyiydi. Ama devam etmemiz lazım. Erhan Hocam, hocamıza sormak istediğiniz bir soru var mı? Hocam merhabalar, kamptasınız. Çok da vaktinizi almayayım. Yarın da maçınız var. Başarılar dileyim hocam şimdiden. Teşekkür ederim. Hocam sorum şu olacak. Şimdi Diyarbakırspor'la iyi bir başlangıç yaptınız. 3 maç 7 puan. Playoff'u yakalarsa Diyarbakırspor yakalar bu grupta. Bana öyle geliyor şu an ilk 6'yı. Yani siz evet, yakalarsınız. Genel düşünce o. Genel düşünce, yani benim düşüncem de bu yönde. Hocam şehirde şöyle bir hava var mı acaba? Mesela Ahmetspor ikinci ligde şampiyonluğu oynuyor. Diyarbakırspor da şimdi playoff'u oynuyor. Hani Ahmet biraz daha fazla destekleniyor gibi mi? Acaba hani bunun bir sıkıntısı var mı? Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Yani Diyarbakırspor da şimdi playoff'a kalsa o da şampiyon olabilecek bir takım. Ama Ahmetspor biraz daha destekleniyor gibi hissettim ben. Sizin düşünceniz nedir bu konuda? Yani gibisi fazla. Ahmet'in daha fazla şu anda PR'ı daha fazla diyebilirim. Ve tabii ki seyirci farkı var. Ancak geri dönüp baktığımızda Diyarbakırspor'da başarılı olduğu dönemde çok fazla seyircisi olan oldukça büyük bir camia, herkesin bildiği gibi. Ama bazen ülkemizde ve hatta dünyanın her yerinde başarı odaklı olduğu için seyirci son 1-2 yılda Diyarbakırspor Kulübü'nün genel hedeflerinden uzaklaşmış olması bazen seyirciyi uzaklaştırabiliyor. Ben şöyle bakıyorum. Biz içeri girdiğimizde yukarı doğru geldiğimizde tekrar seyirci tribüne gelecektir. Çünkü zaten bir altyapı var burada. Yani bunun seyirci altyapısı var. Bunu ben şehirde görüyorum. Ahmet'te, Diyarbakırspor'da şehrin takımları aynı oranda seyirciye sahipler. Sadece son birkaç yılı Ahmet'in daha fazla şampiyonluğa hedef olarak kurulması biraz daha durumu farklılaştırdı. Ama cami olarak Diyarbakırspor gerçekten büyük bir camia. Seyircilerimiz de oynanan güzel oyunu, hedef oyunu, iyi sonuçları, başarı gördükçe tekrar tribüne doğru gelmeye başlayacaklardır.
Hocam sizin tribünleri dolduracağınıza inancım sonsuz o zaman. Başarılar dileyim yani içimde. İyi akşamlar. Sağ olun yanımıza katıldığınız için. Rica ederim. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun hocam. Biz Hakan Yılmaz kalitesine inanıyoruz. Diyarbakır'ın da potansiyelini biliyoruz gerçekten. Bundan sonraki haftalarda da iyi sonuçlar alacağınıza ve iyi bir futbol izleteceğinize eminiz. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Şimdi Diyarbakır benim sevdiğim takımlardan biri. Sezon başında da yine inandığım takımlardan biriydi. Ben dediğim gibi daha da üst sıralarda göreceğimize eminim Diyarbakır'ı. Hakan Hoca geldi. İki haftadır gol yemiyorlardı. Geçen hafta gol dediler. Nazar değdirdik. Şimdi iki maçları var. Yarın Kırklareli'yi yenerse haftaya Zonguldak Kömürspor'u zaten yener evinde. O zaman çok farklı şeyler konuşabiliriz. Yani playoff açısından. Yarınki maç kritik. Yani haftaya programda Diyarbakır Spor'la ilgili daha net düşünürüz. Ama ben Hakan Hoca'nın playoff yarışından kolay kolay vazgeçmeyeceği inancındayım. İnatçı bir hoca çünkü Hakan Hoca da. Geçen sene de öyle. Isparta'nın başında da öyleydi. Bayburt'ta da mesela gitti. Ben takım küme düşer diyordum Bayburt takımını. Neredeyse playoff oynayacaklardı gibi. Doğru. Sen sanki biraz daha Zonguldak düştü gözüyle mi bakıyorsun Erhan? Anladım. Ya ben ilk yarıda söylemiştim zaten. Kırşehir, Zonguldak, Adıyaman, Bursaspor düşer diye. Kırşehir Spor birkaç transfer yaptı. Hatta Kastamonu'dan da bir oyuncu aldılar dün. Hani düşmemek için mücadele veriyorlar. Yani Kırşehir üstten 6'a 1'ini çekebilir mi? Bakacağız. Zor gibi gözüküyor. Şimdi Altınordu, Serik, Kırklareli, Beyoğlu Yeni Çarşı, Nazilli, Karacabey. Hangisini alıp alacak? Benim aklımdaki soru işareti bu. Beyaz Kırşehir, grup da çok değişken ya. İnsan bir şey... Ya sana şöyle söyleyeyim mi? Aslında beyaz grup hedefler doğrultusunda... En net olmayan ben. Hedefler doğrultusunda. Mesela Erospor. Para harcadı. Şampiyonluk hedefi var. Doğru yerde. Vanspor. Para harcadı. Hoca değişti. Bir kaos yaşadı mesela. İkinci sırada doğru yerde. 1461 Trabzon devamlı hoca değiştiriyor doğru yerde. Ankara Spor gençlerle işte bir tecrübelileri karıştırdı. Dördüncü sırada doğru yerde. Yani bununla bir yeni Mersin İman Yurdu iyi gitti. Diyarbakır, Buca. Yani bu sıralama zaten sezon başında bence böyle olurdu. Çok bir sürpriz yok bu grupta. Altınordu'yu belki bir iki sıra daha yukarıda görürdük. Ki kendi fikrim playoff oynayanlar da bunlar olur, düşenler de bunlar olur demiştim ilk yarı. Ama bakacağız tabii. İşte Diyarbakır'da bir Hakan Hoca sürpriz yapar mı? Ya da Kırşehir transfer yapmaya başladı. Üstten birini alta çekebilir mi? Ama Zonguldak Kömürspor, Adıyaman ve Bursaspor için bu iki maçtan da bir galibiyet serisi çıkaramazlarsa yine söyleyeceğim. Keşke böyle olmasa. Ama düşerler yani. Zor. Anladım. Puan almak zor, maç kazanmak zor. Özellikle ikinci yarı. Evet, evet doğru. Puan aslanın ağzında. Ya işte teknik direktör dokunuşu gördük yani Diyarbakır Spor'da. Buca Spor'la da fark 5'e düştü. Hakan Hoca zaten ligi tanıyan çok tecrübeli bir teknik adam. Ben Buca Spor'un biraz daha performansının düşeceğini düşünüyorum. Yani playoff için ben de Diyarbakır Spor'u daha ihtimali yüksek görüyorum. Anladım. Sonraki maçıma geçiyorum. O zaman aynı zamanda grubumun son maçı. Karacabey Belediyespor evinde Buca Spor'u ağırladı. Karacabey maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Öncelikle bekliyor muydun böyle bir sonuç? Ya Erhan Buca, ben geçen hafta beraber mi dedim bu maçla ilgili? Beraber biter diye düşünüyordum. Ama kaleci daha çok iyi bir top kurtarmış. Onu gördüm. Maç 1-1'de bitebilirdi yani. Taha'yı tebrik ederim. Ahmet Hoca. Ahmet Hoca'yı bu hafta yayına bağlayacaktık. Bir aksilik oldu. Haftaya inşallah bağlarız. Takımı nereden aldı, nereye getirdi? Ahmet Hoca da yani bu ligde Karacabey takımına bir dokunuş yapan bir hoca. Kendisini tebrik ederim. Burada Buca'nın ne yapacağı playoff yarışında daha önemli. Şimdi son 3 maçın ikisinde mağlup olmuş. Devre arası takımın çoğunu kaybetmiş. Başkanı takımı başkasına satmış bir takım Buca Spor. Ama kaliteli bir takım hala oyuncuları. Hatta Ömer Şişmanoğlu'nu falan da aldılar devre arasında. Ama bakacağız ya. Buca çok enteresan. Buca normalde şurada ilk üçünün içinde olması gereken bir kadroydu sezon başı. Ne oluyor? Ne bitiyor? Nasıl yapıyorlar? Doğru mu? Anlamadığım şeyler. Kaos. Bir de Doğancan oynuyor. Doğancan hariç şu takıma tamamın. Ama Doğancan bence Buca Spor'un oyuncusu değil. Bunu her programda söylemeye devam edeceğim. Ömer Şişmanoğlu da 25. dakikada çıkmış. Yasin Üstekin'e bırakmış yerini. İnşallah ciddi bir sakatlığı yoktur diyeyim. Karacabey takımı düşmez çıkmaz zaten. Bu. Karacabey bence sürprizi bir takım Erhan. Sen düşme bana katılmıyorsun ama. Yok, Ahmet Hoca'dan sonra 27 puanları var şu an. Playoff'un 38 puanı var. Düşmenin 16 puanı var. Tam orta saha takımı. 2-3 maç daha kazansalar zaten iyice rahat olurlar. Artık kafadaki takımlar da böyle sürpriz puanlar alacak. Hani orta saha takımı olur. Evet. Hedefleri kalmaz. Rahat rahat oynarlar. Senenin planlanmasını yaparlar. Ahmet Hoca'yla beraber. Öyle bir düşüncem var. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle mesela ileride programda
Daha çok maç görüntüsünü alacağız ya. Hı hı. Mesela Karaca Bey hedeften koparsa çok konuşmaya bile gerek yok. Mesela uçakta konuşmayacağız şimdi ikinci grupta. Öyle söyleyeceğim yani. Doğru mu? Mesela Bursa Spor. Yani 2-3 haftaya ligin daha boyu kısaldıkça hedeflerine ulaşmış olacak bu takımlar bence. Hı hı. Yani çok fazla süre de vermemize gerek yok. Aslında ben geçen hafta söylediğime tekrar geleceğim. Hı hı. Şimdi Buca Spor lige girerken hani gerek kendi taraftarları gerekse spor futbol otoriteleri olarak. Şimdi geçen sene finalisti. Şanlıurfa'yla bir final oynadılar. Hı hı. Kazansalar üst lige çıkacaklar. Evet. Yani çok büyük bir adım. Yine biliyorsunuz Buca'da da bir kültür var. Orada da bir futbol kültürü var gerçekten. Bucalı taraftarlar da çok ateşli, dolduruyor, takımlarını seviyor. Şimdi Buca Spor sezon başından beri yani istenilen performansı bir türlü veremedi gibi görünüyor. Yani hem skor olarak hem futbol olarak. Ama şimdi puan tablosunda ben bakıyorum çok kötü bir yerde değil. 38 puan kötü puan değil yani. Kadro kalitesi var. Hocaları da tecrübeli öyle veya böyle. Şimdi kaliteli kadroları var. Hocaları da kaliteli. Ama bundan sonra yapacakları daha önemli işte. İşi bırakırlarsa sanki sihir gibi yani. Diyarbakır'da Buca yer değişir. Buca Spor'daki böyle bir sihir gibi yani. Bir türlü kimse sihir mutlu gibi değil. Bak, takım olmak çok önemli bir şey. Takım olmak sadece futbolcular arasında değil. Hoca var, yönetim tarafı var, taraftar tarafı var. Oyuncular grubu var, malzemecisi var, masörü var. Ya başarı yakalamak sadece parayla olmuyor, parasız da olmuyor. Kaliteli oyuncularla da olmuyor. Kaliteli oyuncular olmadan da olmuyor. Çok enteresan şeyler var. Ya Buca ile ilgili bir iki maç mağlup da olsa mesela bu hafta Ankara Spor'la oynuyor. Sonra Nazilli'ye gidiyor. Ya iki maçta Allah korusun iki mağlup olabiyet görürlerse biraz önce Karacabey ile ilgili söylediğim Mücahit Spor tarafından da döndürürüz onu. Çünkü düşmez çıkmaz bir takım haline gelir. Böyle hedefsiz. Dedin ya biraz önce geçen senenin playoff finalisti. Altın Ordu'da Süper Lig'e çıkacaktı. Şu an 3. Lig'e düşer mi diye konuşuyoruz. Aynen. Çünkü playoff finalini oynadıktan sonra düşüş yaşayabiliyor kaybeden takımlar. Seneye de mesela Buca Spor'la alakalı. Bu sene işi sıkı götürmezlerse acaba 3. Lig'e düşer mi diye de olabiliriz yani. Çok enteresan bu futbol. Playoff travması. Travma yok. Buca Spor kaliteli bir takımdı. İyi bence playoff travması diye bir şey var. Ben buna inanıyorum var, yani. Ben de inanıyorum. Ya Sakaryaspor, Nurgül. 2'ye 1 kaldı. Sakaryaspor, Altay, şimdi Altın Ordu, işte Buca. Bunların sayısını çoğaltabiliriz. Zamanda işte Şanlıurfa. Yani çeşitli çeşitli takımlar var. Yüzlerce örnek verebiliriz. Hepsi düşüşe geçtiler bir süre sonra. Şimdi burada tecrübeli futbolcuların ne kadar katkı vereceği önemli. İşte Yasin Öztekinler'in, Ömer Şişmanoğlu'nun. Mesela Sarıyer'de Hakan Özmert oynuyor. 38 yaşında. Tecrübeli isimler olması yönünden güzel ikincilik bakımından ama işte nasıl bir mantaliteyle geldi, mental olarak hazır mı, bu önemli bence. Karacabey'e de şunu söyleyebilirim, geçen hafta derbi kazandılar, Bursa Spor'u yendiler, bu hafta da Buca galibiyetiyle rahatladılar. Ben orta sıralarda bitireceğini düşünüyorum Karacabey Belediyespor'un. Buca Spor bakımından da açıkçası daha demin de dediğim gibi Diyarbakır daha şanslı playoff attığı için. Bu beyaz gruptaki son maçımdı. Beyaz grupla alakalı söyleyebilecek başka bir şeyiniz yoksa? Beklentiler doğrultusunda giden bir grup. Çok kimse üzülmez bu grubu. Mesela düşse bile Adıyaman FK tamam düşmeyi hak etti. Ya da şampiyon olsa Erokspor hak etti deriz. Herkes yerinde bence şu an hakkaniyetli bir puan durumu var. Ama diğer grup sıkıntılı. Diğer grup yangın yeri mi? Teknik direktörler de orada kıyasıya bir rekabet içinde değil mi Erhan Hocam? Tabii. Şimdi Mehmet Altıparmak zaten hiç değişmedi. Van 3 tane hoca değiştirdi. Oradan eksisi var söyledim. 1461 Trabzon'da 3. hocası. Yeni Mersin İmam Yurdu başarılı dedik. 3. ligden gelmesine rağmen. Çünkü tek hocayla, tecrübeli hocayla devam ettiler. Hakan Yılmaz geldi şimdi Diyarbakır'a. Bir hoca dokunuşu yaptı. Bir yükselen bir ivmeleri var. İşte Karacabey'e Ahmet Taşfürek geldi. Yükselen bir grafikleri var. Gibi 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 işte. Evet. Başka alttaki hocalar Şenol Hoca geldi geçen seneden. Mesela Şenol Hoca'nın gitmesi gelmesi hata. Keşke gitmeseydi. Geçen seneki takım üzerinden devam ederlerdi. Zonguldak Kömürspor bu durumda olmazdı. Adıyaman'da zaten hocaya girmeye gerek yok. Bir camideki imam kaldı Adıyaman merkezdeki. Hocalık atmayan bu takıma. Ayaran hocam. Doğru mu hocam? Güzel güzel. Çok güzel. Camiden imam kaldı Adıyaman'da. Başka buraların başka herkes çalıştı. Bir de ben kaldım Adıyaman'da çalışmayan. Ben artık Erhan Kuşkapan'ın da Adıyaman'da gerçekten. Aman 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 aman. Tren var mı buradan hızlı tren? Treni falan karıştırmayalım. Neyse inşallah Adıyaman'da hatta bir kardeşim de şimdi psikolojimiz bozdu. O Adıyaman Spor yazmış. Çok neyse. Geçelim kırmızı gruba. Peki. Beyaz grubu konuştuk. Sırada kırmızı grubumuz var. Kırmızı grupta önce haftanın sonuçları gelsin. Kimler neler yapmış bir göz atalım.
Kastamonu Spor 2, Fethiye Spor 0, Sarıyer 2, Karaman Futbol Kulübü 0, Motolüks Aksaray 0, Belediye Derince Spor 0, Denizli Spor 1, Isparta 32 Spor 2, Alagöz Holding Iğdır 3, Anagolt Erzincan Spor 0, Düzce Cam Düzce Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Soma Spor 2, Etimesgut Belediye Spor 1, İskenderun Spor 4, Uşak Spor 1, Menemen Futbol Kulübü 1, Kuzey Marmara Arnavutköy 1. Kırmızı grupta puan tablomuz. Gelsin bakalım. Kastamonu Spor 46 puanla lider. Iğdır 45 puanla ikinci sırada onları izliyor. Üçüncü sırada Ahmet Sportif Faaliyetler. Dördüncü sırada Anagolt 24 Erzincan Spor. Beşinci sırada Menemen Futbol Kulübü. Altıncı sırada Isparta 32 Spor. Yedinci sırada İskenderun Spor. Sekizinci sırada Soma Spor. Dokuzuncu sırada İnegöl Spor. Onuncu sırada Motolüks Aksaray. Onbirinci sırada Karaman. 12. sırada Düzce Cam Düzce Spor, 13. sırada Etimesgut Belediye Spor, 14. sırada Fethiye Spor, 15. sırada Sarıyer, 16. sırada Belediye Derince Spor, 17. sırada Denizli Spor, 18. sırada Kuzey Marmara Arnavutköy ve 19. sırada Uşak Spor. İlk maçımızla başlayalım. Kastamonu Spor evinde Fethiye Spor'u ağırladı. Kastamonu maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Bir görüntümüz var yine maçtan. 58. dakikada Nurgül Yusuf tam penaltı noktasının biraz gerisinden düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Hı hı. 84. dakikada görüntüdeki Muhammed Arslantaş oyuna dahil oldu. Defans arkasına atılan bir top ve iyi bir koşuyla bitiriciliği ve skor 2-0. Net bir galibiyet aldı Kastamonu Spor. Açıkçası iki mağlubiyetten sonra üst üste aldığı iki mağlubiyetten sonra aldığı bu galibiyet çok önemliydi Kastamonu Spor adına. Fethiye Spor çok kapandı. Gol atacak gibi de pek gözükmüyordu Fethiye Spor. Hı hı. İşte kapanmanın sonucunda kilit bir şekilde açılıyor yetenekli ayaklara sahip olunca. Bravo Mert. İşte bu performans, bu programı, bu programda istediğimiz performans bu. Görüntüyü gösterelim. Herkes görsün. Doğru mu? Maçı da doğru. Çok güzel anlattı. Ağzına teşekkür sağlık. Teşekkür ediyorum Erhan Hocam. Şimdi yorumlamaya geçebiliriz sanki değil mi? Bu konuda daha iyi olur daha gibi. Daha iyi olur. Görüntü mu? Olunca çünkü evet. Görüntüleri her hafta bulalım. Şimdi bütün görüntüleri de yayınlayamayız. Şimdi mesela hedefsiz bir takımın, iki takımın da görüntüsünü burada yayınlamak olmaz. Bazı seçeceğimiz, yani zaman yetmez. Çünkü 38 tane takım var. Hedefteki, yani kendi seçtiğimiz maçları bu artık her hafta yayınlayacağız. Böyle yapalım. Maça gelince, geçen hafta dedik ki iki maçtır mağlup olan bir Kastamonu Spor vardı. Bu hafta hatta iddiacılara ev arabaya dikkat edin ama bu Kastamonu Spor kazanır dedik. Kastamonu Spor da kazandı. Levent Eliş Hoca'yı tebrik ederim. Şimdi Kastamonu Spor'un ilk yarı puan almasında ileri üçlüsü Okan Eken, Yusuf Türk, İlyas Kubilay Yavuz. Şöyle bir üçlüsü vardı. İki forveti, bir santraforu. Arkasında bir dörtlü orta sahası ve üçlü savunması vardı. Bu birazcık çözülmeye başlandı artık. Mesela Etimesgut maçında. Evet. İlyas Kubilay Yavuz'la adam adam oynadılar. İki tane forveti de çok iyi kapattılar. Hafif de önde bastılar. Kastamonu Spor çok etkili olamadı. Etkili olsa bile işte tesadüf, hani gol bulamadı. Etimesgut'a gol atınca Kastamonu Spor yenmişti. Buna karşı bence Levent Hoca bir şeyler deniyor. Değiştirmeye çalışıyor. İşte Muhammed Aslan Taş'ı oyuna aldı. Değişikliği tuttu. Gol attı. Transferleri var, yeni transferleri. Başkan da şampiyon olmak istiyor. Kulüpte kimsenin 1 TL alacağı yokmuş. Mesela bunlar önemli şampiyonluğa giden takımda. Şimdi burada kesenin ağzını açtı herkes. Ahmet Mesut Bakkal'ı getirdi. İnanılmaz paralar harcıyorlar. İşte tecrübeli bir teknik adam getirdi. Kastamonu Spor zaten tecrübeli bir hocaları var. Geçen sene düşmeyen takımdan, yani düşmemeye oynayan takıma 5-6 transferle lider bitirtti Levent Hoca. Kastamonu Spor'u. Devre arası da gerekli takviyeleri yaptılar. Hala da bence şampiyonluğun en büyük adayı. Ama şimdi şöyle bir durum var. Iğdır Spor o kadar para harcıyor ki Iğdır FK. Bu hafta 250 bin prim oynamışlar diye duydum. Harika. 250 bin prim var. Şimdi, kişi başı. Tabii. Kişi başı olan prim. Bir şimdi kişiye. Böyle bir takımla mücadele ediyor Kastamonu Spor. Tek handikapı orası. Ya. Yoksa Kastamonu Spor şampiyon olur. O havayı yakalamışlar. O istekleri, arzuları. Ben şu primden sonra Iğdır diyorum artık. Ama Iğdır yani böyle bir inanılmaz, yani çuvalla para gelen bir takımla mücadele ediyorlar. Bunun da birinciyle belki daha takımdaşlıkları daha iyi olur mu bakacağız. Takımdaşlıkları oturur hocam. Onların oturur. Birincilikte. Yok, başkan da şey yapar. Birazcık primleri tabii artırır illa Kastamonu'da. Çünkü o da şampiyon olmak istiyor. Doğru. Yani şey, birincilikte bile 250 binler falan sayı olarak çok büyük. Evet. Yani alamadıklarını biliyoruz.
bazı takımların. Tabii Süper Lig'de yani bu filmler yeri geliyor yok ama Iğdır'da bu filmler konuşuluyor. Neyse Iğdır bölümünde geçeriz buna. Gelelim Fethiye'ye. İlk yarının beraberle bitmesi benim için sürpriz oldu. Selahattin Hoca da geldi hani devreden sonra Fethiye'ye ama Fethiye bir rahatlar gibi olmuştu Tan Hoca'yla beraber. İlla diyor ki ben düşme mücadelesi vereyim diyor. Ben de diyor yüksek prim alayım diyor herhalde o oyuncular. Doğru. Biz de herhalde yüksek prim oynayalım. Bir hedeften kopmayalım diyorlar herhalde. 23 puan Fethiye'nin var. 19 puan Derince ve Denizli Spor'un var. Bu düşme mücadelesi böyle gidecek gibi gözüküyor. Fethiye ama acil maç kazanması lazım. İçeride bu hafta da Iğdır'la oynuyorlar. Soma'ya gidiyorlar. Sıkıntılı bir fikstürleri var. Selahattin Hoca'ya başarılar. Sağ ol. Sonraki maçıma geçiyorum. Sarıyer evinde Karaman'ı ağırladı. Sarıyer maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Cihan Erdi telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar, hoş bulduk. Sağ olun hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam aslında genel olarak hani ikinci yarıya Karaman nasıl başladı? Şu an istediği yerde mi Karaman ve Sarıyer maçı nasıl geçti? Genel olarak bu üç soru sormuş oldum size, kusura bakmayın biraz. Sonrasında ben de sorayım. Tamamdır. Öncelikle Erhan hocamalar merhabalar diyorum. Merhaba, Mert Dokuz olsun. Kardeşime de hayırlı olsun diyeyim. Teşekkürler hocam. Bizim için iyi bir kamp dönemi geçirdik. Hedefimiz en az bir 5 puandı. Yani ama 3 maçta 4 puanlık bir hedefimize ulaştık. Bizim için hani beklentimizin altında olsa da oyunsal anlamda iyi bir dönem geçiriyoruz. Tabii ki Erhan hocam da daha önce yorumlarında gördük. Yani 40 puan önemli bir puan. Yani hedefimiz ilk önce bir 40'a ulaşmak. Bu da kalan 15 maçta 5 galibiyet yapıyor. Yani evet, buna oyunsal anlamda baktığımızda alabilecek güçteyiz. Ama tabii ki bu ligin de bir gerçekleri var. Kazanmadan da hiçbir şekilde o puanı alamıyoruz. Sarıyer maçı aslında bizim kazanıp daha rahat bir sezon dönemini, son bölümünü geçirmek istiyorduk ama olmadı. Yani bizden daha çok istediler. Gerçekçi olmak lazım. Ve iç saha baskısını da gerçekten hissettik. Oyunsal anlamda rakibimizde kafa kafa oynadık. İlk kere iki tane net pozisyonumuz var. Atsak belki daha farklı olurdu. İkinci yarıda da kurduğumuz dönemlerde de golü bulamadık. Yarınki Düzce maçına odaklanıyoruz şu an için. Hocam zor maç Düzce maçı da. Evet, kesinlikle. Mert size bir şey sormak istiyor hocam. Cihan hocam şeyi soracaktım ben. İç saha performansınız gayet iyi ama deplasmanda yanılmıyorsam bu sezon galibiyeti yok Karaman'ın. Yanılıyorsam düzeltin. Deplasmanlarda ne oluyor hocam Karaman'a? Yani neden tam olarak o puanlar gelmiyor, galibiyet gelmiyor daha doğrusu? Evet, dediğiniz gibi iç sahada biz geldikten sonra 7'de 6 maçı, 7 maçın 6'sını kazandık. Bir Ahmet mağlubiyetimiz var. Deplasmanlarda da ilk geldiğimizde takım 3 puandaydı, alt sıralardaydı. Hep hani konsantremiz deplasmanda yenilmeyelim, içeride yenelim, 4 puan ortalamasıyla bir şeyler aşmaya çalışalım gibi olunca ilk önce onun psikolojisinde bir koruma içgüdüsü oluşuyordu. Ama dediğiniz gibi yani deplasman galibiyeti olmayan bize bence hani yakışmıyor. Evet. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Yani deplasmanda belki oyun tarzımızla alakalı çok büyük problem görmesek de birazcık o anlamda oyuncularla sürekli fikir alışverişindeyiz. Onu aşmaya çalışacağız. Başarılar hocam. Teşekkür ederim. Erhan hocamın da bir sorusu hocam, var. Hocam merhabalar. Merhabalar Erhan hocam. Hocam Karaman Spor'a geldiğinizde takımın 7 puanı vardı. Takımla beraber 18 puan aldınız 11 maçta. Geldiğinizde takımın psikolojisi nasıldı? Ben mesela burada çoğu programda hani Karaman ilk yarı 20 puan yapabilir mi diye düşünüyordum. Siz geldikten sonra dediğiniz ortalama yakaladınız hocam. İçeride galibiyet, dışarıda beraberlik, içeride galibiyet, dışarıda beraberlik. Şu an bence bulunduğunuz konumda antrenör dokunuşu olan bir takım burası. O yüzden hocam sizden dinlemeyi isteriz Karaman FK'yı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya öncelikle şimdi çok düzgün, başarılı bir başkanımız ve yönetimimiz var. Çok kısıtlı imkanlarla çok iyi bir kulüp stratejisi belirlemişler. Aslında Karaman futbol kültürünün yeni oluştuğu bir yer. Bizim tek bir düşüncemiz vardı. Bu kültürü daha da geliştirip liglerde kalıcı olmak. İlk 8 hedefiyle kurulmuş bir takım. Evet, dediğiniz gibi hani biz ilk 6 maçta 3 puanla geldik. Üzerine 22 puan aldık. Bir 47 ortalamasına ulaştık. Evet, evet, bizim başarımız gibi gözükse de ama ilk geldiğimizde mental anlamda düşüşte olan bir oyuncu grubu vardı. Bizim tek düşüncemiz vardı. Birebir yakın temaslarla ve onlarla ilişki kurarak onları mental anlamda yukarıya çektik. O samimiyeti alan oyuncularla da saha içiyle alakalı
kendilerini bize teslim ettiler. Taktiksel anlamda da gelişerek bence bu başarının öyle geldiğini düşünüyorum. Ama evet, bir antrenör başarısı gözükse de bence bir ben hep bunu kulüp olarak ve şehir başarısı olarak yani isimlendirmek istiyorum. Hocam benim Karaman inandığım takımlardan biri gerçekten. Siz de evet kimyanız tuttu, çok iyi geldiniz takıma. Ben kalan haftalarda gerçekten elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inanıyorum. Dediğim gibi Karaman'a da inanıyorum. Taraftar da çok iyi. Kalan haftalarda hocam başarılar diliyoruz size. Umarız galibiyetlerde buluşuruz sizinle. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Selamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Başarılar. Sağ olun. Dedim Karaman iyi takım ya. Ya Cihan Hoca dokundu takıma. Bak orayı kaçırma. Evet i̇yi, evet. Şey yani iyi başlamadılar. Taraf, tamam taraftar iyi. Evet kulüp güzel. Şehir takım takımı. Da iyi. Hı-hı. Evet şehir de güzel. Bir hoca eksikmiş sanki, o tamamlanmış. Cihan Hoca'dan da şöyle bir özür dileyim. Mesela normalde Mert Hocam daha yeni geldi programa. Genelde galip gelen takımların hocasını programa bağlıyoruz. Evet. Ama zaten Cihan Hocam başarılı, galip gelmesine gerek yok. Ki mesela Mert çok güzel bir istatistik yakalamış. Deplasmanda galibiyetleri yok diye. Şimdi 25 puanları var ya, 5 tane iç saha galibiyeti işi bitirir, hedefine ulaştırır. Deplasmanda galip gelmesine gerek yok. Hı hı. Cihan Hocam'ın bence stratejisi doğru. İçeride kazanalım, dışarıda beraber kalalım, kaybetmeyelim. İki kazanabilirlerse de kazanırlar ama deplasmandan maç kazanmak özellikle ikinci yarı daha çok zor olacak. Ligin ayağı kısaldıkça puan almak daha zor. Özellikle iç sahada kavga, gürültü, taraftar, aynen, hakeme baskı falan filan. Zaten son haftalarda göreceğiz. İhtiyacı olan puanı alır, alamayan zaten. Hedeften uzaklaşıyorlar, sıkıntı oluyor. Ya şimdi komşularına baktığımızda Erhan Hocam, Konya'da o kültür oluşmuş, Sivas'ta hı-hı, oluşmuş, hı-hı, ne bileyim Çorum'da oluşmuş. Biraz da Karaman halkına da iş düşüyor. Onlara da çağrımız olsun, stadyumu daha çok doldursunlar. Bence de. Böyle bir güzel takımları var, bence dolduruyorlardır ya. Evet. İyi bir taraftar var zaten ya. Karaman'ın hı-hı, taraftarını beğeniyorum ben. Dediğim gibi final maçına da gitmiştim. Hep anıyorum onu da, iyi ki bir gittim yani. Eryaman'da full doluydu maraton. Güzel evet, taraftarlar gerçekten. Sonraki maçıma geçiyorum. Motolüks Aksaray evinde Belediye Derince Spor'u ağırladı. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Erhan Hocam sen seversin 0-0 maç. Ben bu maça sabaha kadar oynasın beraber biter demiş miydim? Evet demiştim. Tamam, kendime bir tebrik edeyim mi o zaman? Ben de tebrik ediyorum seni. Şimdi iki takımın puan durumuna baktığımız zaman Derince'ye daha çok puan lazım. Derince'de şöyle bir olay var. Takımın sahibi vardı, Faruk Bayraktar. Faruk abi takımı bırakmış. Şimdi Turan Sofuoğlu sezon baştan beri devam ediyorlar. Maddi birazcık da küçülmeye gittiler diye bilgi geldi bana. Ama ne konuda doğru ne konuda yanlış onu tabii ki bilemeyiz. Hatta bir hafta Turan Hoca'yı ben arayayım, bağlayalım nedir ne değildir. İkinci yarı iyi başladılar beklemediğim şekilde. Çünkü ikinci devrenin son 5 maçında mağlup olmuş bir takım ikinci yarıya Sarıyer galibiyeti, Düzce Spor beraberliği ve Aksaray beraberliğiyle başladı. Düşmeyeceğim diyorlar. Lige ikinci lige başlangıçları, ikinci devreye başlangıçlarıyla. Bu hafta İskenderun'da oynuyorlar evlerinde. Hı. Ama Karaman'a söyledik ya biraz önce, içerideki maçları kazanmışlar. Evet. İçerideki maçları kazanmak çok önemli. Deplasmanında alacağın puanlardan ziyade. İçeridekini kazanabiliyorsan zaten problem yaşamazsın. Özellikle ortam... ikinci ligde değil mi hocam? Tabii. İçeridekileri kazanmak çok önemli. Bakalım İskenderun Spor'u yenebilecek mi Belediye Derince? Yenerlerse o zaman Fethiye için korkulu rüya başlar. Iğdır'la oynuyor. Soma'ya gidiyor. Haftaya programda da lig daha keyifli hale gelir. Gelelim Aksaray'a. Aksaray da Şaban Hoca geldikten sonra bir ivme yakaladı. Hı hı. Zaten komşusu Karaman Belediyespor'la beraber aynı puandalar. Yok, 2 puan yukarıdalar. Yani yakın kardeş kardeş gidiyorlar. Ya Şaban Hoca da hani geldikten sonra takıma bir ivme kazandırdı. Şimdi Karaman ve Aksaray düşme potasındaydı. İki takım da bir galibiyet serisi yakaladı, hı hı, ve şu an düşme potasından 3 maç öndeler. Yukarıdalar. Bu seriler işte Derince'ye, Denizli'ye ve Arnavutköy'e de lazım. Uşak artık lige veda etti diyebiliriz. Seriyi yakalayan üste çıkar. 3 maç önemli. Uşak Spor geçen sene düşmedi. Depremden ders almadı. Deprem olmasa sene geçen sene. Evet geçen sene düşecekti normalde de. Deprem oldu diye kümede kaldı ama ders almadılar. Maalesef. Mert Hocam senin eklemek istediğin bir şey var mı? Şöyle şeyler ekleyeyim. Aksaray'ın geçen sene 2 maçını anlattım. YouTube yayınında ve televizyon yayında yani çok tutkulu bir taraftar topluluğu var. Hı hı. Hatta bana da birkaç eleştiride bulunmuşlardı maçta. Çok ölmedim, bir Ankara takımının maçıydı. Şöyle Aksaray'ı ben beğenirim bu ligdeki ilk sezonları. Onun için bu sene playoff oynamış, önemi yok. Düşmesinler ve bu ligin gediklisi olsunlar. Yavaş yavaş ligi tanımaya başladı Aksaray. Üçüncü ligde
uzun yıllar geçirdi ve sağlam adımlarla ikinci lige yükseldiler. Aksaray'ı bu yönden tebrik ediyorum. Derince Spor'a baktığımızda da onların da çok değerli bir teknik direktörü var. Erhan Hocam'ın hatırlattığı gibi Turhan Sofuoğlu. Zamanında Fenerbahçe'de de futbol oynamış. Çok kısa bir dönem teknik direktörlük yapmış değerli bir hoca. Gençlik takımlarda yıllarca teknik direktörlük yapmış. Evet, o da var aynı şekilde. Birazcık transfer sezonunu daha etkili geçirmesini ben bekliyorum Derince Spor'un kalan dönemde. Başkan ayrıldı işte, onu söyledim ya. Evet. O biraz sıkıntı. Gençlerle bu kadroyla oynarlar bence. Yani oynarlarsa sıkıntı yaşayabilirler. İhtiyaç var çünkü. Stoper ihtiyacı var, santrofor ihtiyacı var. Ya bu şekilde özetleyebiliriz. Peki sonraki maçıma geçiyorum. Denizli Spor evinde Isparta 32 Spor'u ağırladı. Isparta maçında 2-1 galibiyetle ayrıldı. Isparta'ya da bir maşallah diyelim. Isparta berabere kalmamaya yemin etmiş. Değil mi? Ya kazanıyor ya kaybediyor. Bu maça ben Isparta kazanır demiştim. Çünkü ilk kontrole çıkan silahları var diye. Mehmet Küçük Durmuş atmış gerçi golleri. Forvet oyuncuları atmış da. Ya Denizli Spor öne de geçtiği maçta evinde özellikle hem öne geçmişsin. Rakibini çok iyi kontrol yapan bir takım. Hı hı. Artık geriye yaslanırsın. Rakibi kontrol atağa müsaade etmezsin. Skoru korursun bence. Ki transfer yasakları var. Genç oyuncularla oynuyorlar ama bu oyuncular geçen sene PTT 1. Lig'de oynamış oyuncular. Kalecileri falan beğendiğim bir kaleci. Ki ligin gol kralı da Denizli Spor'daydı. Bekir Böke. Hı hı. Aslında fena da bir takım değil. Şimdi 1-0'dan 2-1 maç vermek handikap. Denizli Spor yanlışlıkla bir maç kazansa Fethiye, Sarıyer, Etimeskut, Düzce falan var ya o panik yapar. Denizli işte kazanamıyor. Problem burada. O yüzden Denizli, Derince, Arnavutköy, Uşak. Yani genel futbol kamuoyunun düşer dediği takımlar bu dördü. Şimdi Arnavutköy çok iyi transferler yaptı. İşte çıkar mı çıkmaz mı, puan alabilir mi, düşmez falan filan deniliyor ama nasıl düşmeyecek? 9 puan fark var düşmeyenler arasında. Yani evet. Alttakiler kazanması lazım. Özellikle öne geçtiğin maçı evinde mutlaka kazanman lazım. Isparta Spor'u tebrik ederim. Playoff'ta oynamak istiyorlarsa alttan da Soma geliyor, İnegöl geliyor, İskenderun var gibi gibi kazanmak zorunda. Isparta'da kazandı. Isparta sevindi, Denizli üzüldü. Maalesef. Denizli de yine üst liglerden gelen bir takım Mert. Neler söyleyebilirsin? Ya Denizli Spor'da Nurgül, Özcan Bizati gibi bir değer var. Gençler Birliği'nde de görev yapmış, Bursa Spor'da da görev yapmış. Ama Özcan Hoca'nın da şanssızlığı hep böyle kaotik dönemlerde bu takımların başına geliyor. Bu cendereden çıkabilir mi? Tecrübesi çıkartacağını gösteriyor ama İbreler de Denizli Spor adına olumsuz ilerliyor. Erhan Hocam zaten düşme hattını yorumladı. Yani Özcan Hoca'ya Allah yardım etsin diyebileceğim kelime o. Bu hafta taraftarı yoktu Denizli'nin. Konuk ekip taraftarı vardı sadece. Bu da bir handikap sayılabilir, etken sayılabilir. Isparta Spor kendi adına kredi yarattığını düşünüyorum. Çünkü rakipleri puan kaybetti ve bu hafta kazanmaları deplasmanda Isparta adına da önemliydi. Yani bu Özcan Hoca, ben de çalıştım Özcan Hoca'yla. Aykut Hocaman yardımcısıydı biz de Ankara Spor'da, beraber çalıştık. Özcan Hoca'yla ilgili şöyle bir istatistik ortaya çıktı kendi kendine. Bursa Spor transfer yasağı vardı, Bursa'da çalıştı. Denizli Spor'da transfer yasağı vardı, Denizli Spor'da çalıştı. Gençler Birliği'nin transfer yasağı vardı, oraya da geldi herhalde. Doğru. Transfer yasağı olan Özcan Hoca'ya herhalde. Çok enteresan bir istatistik. Ben de şöyle bir şey diyeyim hocam. Özcan Hoca'yla ne zaman program yapsak, 1-2 hafta içinde kulüp buldu. Tamam, bunu haftaya katılacak hocamıza söyleriz. Haftaya programa. Sonraki maçıma geçiyorum. Mustafa Kaptan gelecek gerçi haftaya. Oo, Mustafa hocamız süper. Gelecek. Ama Mustafa Hoca da iki takım çalıştırdı. Çünkü takım çalıştıramaz bu sene. Yok Hakkı artık. Bitti. Biraz dinlensin. Hocamız yorulmuştu. Sonraki maçıma geçiyorum. Iğdır evinde Anagold Erzincan Spor'u ağırladı. Iğdır maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Görüntümüz golleri var görelim. Yine. Görüntümüzü verelim. Evet, şimdi yoğun bir kar yağışı altında oynandı karşılaşma. Kendi kalesine atılan bir golle öne geçmeyi başardı Iğdır. İkinci golde ve üçüncü golde gördük. İşte burada bir faul beklentisi vardı. Kaleciye faul yapıldı mı yapılmadı mı diye. Bir daha baktığımızda ilk gol kendi kalesine. Onu anlattık. İkinci golde yine yerden bir pas. Stoper. Sol ayağıyla iyi vurdu. Korner hızlı kullandılar. Evet. Tahir Babaoğlu'na burada bir parantez açmak isterim Erhan Hocam. Tahir Babaoğlu'nu ben nereden tanıyorum? Tahir Babaoğlu'nun Iğdır FK'da ya çok Demir. Haberini yaptık önceden. Ankara Demirspor'un prime döneminde, playoff oynadığı dönemde gol krallığına oynuyordu Tahir Bahattin Babaoğlu. Hoca'ya buradan selamlar. Yine Gölspor'un teknik direktörü. Bahattin Hoca'nın takımındaydı. Evet, bravo hocam. Bahattin Hoca'yla beraber harika bir ikiliydi. Kasıp kavuruyorlardı.
her gittiği takımı taşıyan bir golcü. Tahir Babaoğlu'na da selam olsun. İşte onun da katkısıyla böyle kaliteli ayaklara sahip olunca kar, yağmur, çamur demeden rakiplerinizi dize getiriyorsunuz. Erzincan'a da şöyle bir cümle verip hemen Erhan Hoca'ya paslayacağım. Ankara gücüyle eşleştiler Türkiye Kupası'nda. Eryaman Stadyumu'nda takip edeceğiz. Biraz da bu yoğun trafikten dolayı biraz takımda yorgunluk gözlemledim. Erhan Hocam. Iğdır FK. 250 bin prim almış. Sanırım tabii adam maçı. Daha konuşacak bir şey var mı? Yok. Erzincan'ı da tebrik ederim. Ya sezon başı bütçeye bakarak, şimdi Etimes Kutu 70 milyon dedik. Gerçi bütçesi bayağı azaldı çünkü devre arası kaliteli oyuncuları gönderdiler de. Yani çok para alan maliyetli oyuncuları gönderdi Etimes Kutu. Şimdi 25 milyona kurulmuş bir takım. Devre arası Bülent Hoca birkaç transferle bu takımı yarattı. Süper Lig işte kaç, Türkiye Kupası'ndan kaç takım kaldı? 16 mı? 16. 16'ya kadar kaldılar, başarı. Yani playoff'un içinde olması başarı. Ya şu maçı ben hani berabere biter diye düşünüyordum. Ama Iğdır'ın kaliteli ayakları var. Bir de kendi kalesine golle, şanssız bir golle başlamaları. Mesela gol yemezse Erzincan maçı daha ilerileri taşırdı. Hı hı. Ama kafadan kendi kalesine şanssız bir golle başlamaları maçı bu hale getirdi. Erzincan playoff'un içinde olur. Her ne kadar İskenderunspor, Soma Spor, işte Isparta ile puanları yakın olsa da oynadığı oyun, bir de turnuva takımı. Ki hala şey söyleyeceğim. Turnuva takımı demiştim ben zaten Erzincan Spor için. Türkiye Kupası'nda Süper Lig takımlarını eleyerek de beni mahcup etmedi. Mesela playoff'a kaldığı an Erzincan Spor benim playoff'taki favorim olur. Bunu doğru. Zaten her programda alışık söyledim. Değil mi hocam oralara? Yani çok koşan, basan, savaşan, yani ligi bilen oyuncuları var. Bir de deneyimli bir hocaları var. Erzincan Spor playoff'taki favorim şampiyonluk adına. Playoff'a kalırsa direkt şampiyonluk zaten zor gibi artık. 10 puan var. 4 maçlık bir fark açıldı. Iğdır da bütün oyuncuları alıyor. Herkesten her oyuncu istiyor. Nasıl oluyor ben orayı da anlamadım. Bu Iğdır'da 50 kişi var mı? Kadroya baktık mı Iğdır'ın kadrosuna? Var mı? En nasıl son oluyor? Mücahit de. Mücahit'i de almışlar Ankara'da. Mücahit orada oynamaz ki. Tahir Babaoğlu'nun olduğu yerde. Mücahit'i niye aldı mesela? Bekleyecek. Tamam, bekleyecek. Enes Soy var, Süleyman var. Çok enteresan bir işler oluyor. Gol atan herkesi alıyorlar. Gol atanı bırak. Ben anlamadım. Çok enteresan işler oluyor. Böyle bir takım da yani son yıllarda hiç görmedim. Herkes alıyor. Ben de ilk hatta şöyle bir dedikodu var. Kastamonu'dan Okan Eken ve İlyas Kubilay Yavuz'a 25 milyon teklif etmiş diyorlar. Başkan Can Türk Alagöz için. Hadi tabii ya. Kastamonu'nun başkanı kabul etmemiş. Hı hı. O da şampiyon olmak istiyor. Adam herkesi istiyor, herkesi alırsa. Böyle sanki şey gibi, oyuncu almak için değil de rakiplerin iyi oyuncuları alıp rakipleri ekart etmek için. Olabilir. Bazen ters de tepebiliyor ama. Ama bu kadar adam ne yapacaklar işte. Gerçi Metin Diyadin var orada. Metin Hoca şey, serttir yani. Ya geçen hafta Iğdır neden 3-4 gol atmadın ya? Ama bir şey diyeyim mi? Bak, geçen haftaki maç gerçekten çok sıkıcıydı. Ben sıkıldım. Şu an şu maçı görüyorum. 90 artıda işte bir tane kaliteli ayak çıktı. 90 artıda. Bir tane gol attı Erhan, tamam. Hocam bir golden ne olur? Öyle bir şey yok ya. Maç kazanmak zor. Deplasmanda kazandılar. De çok değerli galibiyet o galibiyet. Öyle bakma. Metin Hoca bakımından çok mutluyum. Gençler Birliği'nde çok ızdırap çekti transfer tahtasından dolayı. Hı hı. Şimdi işte... İstediğini alıyor. Devran döndü. Eli bollaştı Metin Hoca'nın. Bu da çok bollaştı ya. Bu da çok bollaştı. Erzincan'a da şöyle bir küçük 10 saniye eklemek isterim. Kerem Aktürkoğlu'nu Türk futboluna kazandıran kulüplerden birisidir. Hı hı. Aynı zamanda Barcelona'ya transfer olan Beşiktaş'tan işte Muhammed Demirci'nin... yine geliştiği kulüptür ilerleyen zamanlarda. Onun için bir futbolcu yetiştirme misyonu da edindiğini söyleyebilirim. Peki sonraki maçıma geçiyorum. Düzce Cam Düzce Spor Evi'nde Ahmet Sportif faaliyetleri ağırladı. Ahmet maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Yine görüntümüz var maçtan. Görüntümüz geliyor mu arkadaşlar? Evet, Ahmet Spor. Mesut Hoca bağlanacaktı. Mesut Hoca da hastaymış. Geçmiş olsun diyelim buradan evet, kendisine. Evet, Mesut Hocamıza geçmiş da çok olsun. Geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim buradan. Şimdi Düzce Spor Ahmet Spor maçında ilk yarının sonlarına doğru işte hata ve yay üzerinden düzgün bir vuruş 1-0 öne geçti. Burada bu pozisyonun devamında bir penaltı olacak. Eline değdi ama burada net. Burada eli açık değil mi hocam? Net yani tartışmaya. Net penaltı. Kapalı. Ama penaltı çok kötü kullanılıyor. 82. dakikada. Ahmet'in kaçırdığı kaçıncı penaltı oldu bu sene? 6 mı 7 mi? Ahmet çok penaltı kaçırdı bu ya sene. Ya bir Fenerbahçe efekti görüyorum hocam. Tadiç gibi. Çok penaltı kaçırdılar. Net bir penaltıcıları da yok. Bu da bir handikap bir takım için. Ama Ahmet sonra... Spor'un gerçekten en iyi transferlerinden biri devre arası Mert Çapar. Tabii Mert Çapar. Ben geçen sezondan beri diyorum Ahmet Spor'un ihtiyacı olan oyuncu Mert Çapar gerçekten. Evet. Ya şimdi Mert Çapar tebrik ediyorum Mert ben gerçekten. Eleştirmeyeyim diyordum kimseyi. Bugün yine ben ağzımı açtıracağım. Geçen bir yerde röportajını dinledim. Yine. Adam daha yeni gelmiş. Maç oynamadı. Ya bize ayrıcalık yapıyorlar. Ya daha dur bir maç oyna ya. Bir sakin ol ya. Kim ya? Bu Mert Çapar bir de Dijan yeni mi gelmişti? Dijan mıydı ya?
neyse çok girmeyeyim de Mert Çapar da onların içinde basın toplantısı yapıyorlar. Hı. Bizi işte ne dışlıyorlar. Bizi işte şey yapmıyorlar. Mert Çapar durdu abi yeni geldin ya. Bir sahaya bir çık ondan sonra bir söyle. Yani niye dışlasınlar Mert söyle. Gelir gelmez ilk 11 zaten oynamaya başladı ki Urfa'da Ahmet'ti, da oynuyordu. Ahmet'i taraftarımızı almıyorlar. Ha, yani. Anladım. Biz, sakin onu bırak başkası yapsın ya. Belki İsmail Ünsal söylesin ya. Daha Mert Çapar bunları söylemesi için erken. Biraz oynasın ondan sonra. Oynar. Mert gerçekten şu yani hızlı bir oyuncu. İkinciliklerde en iyi oyunculardan. Tabii iyi kanat oyuncusu. Zaten Petr Bincik'ten Urfa'dan geldi. Öncesinde Nazilli patenti de var. Kaliteli bir oyuncu aldı Ahmet Spor. Düzce Spor içinde Ahmet'e yenilmesi normal. Problem yok. Zaten Düzce'nin kaç puanı var? 25 puanı var. Hani 40 puan yaparlarsa bir an önce. Düşmez çıkmaz bir Düzce olur. Takım kayyumda ya. Kayyumda başka takım olsa, başka bir camia olsa çok korkulu rüyalar görürdü. Düşerdi yani. Düzce bir futbol şehri olduğu için, bir camia olduğu için kayyumla beraber iyi işler yapıyorlar. Devras da çok doğru işler yaptılar. Doğru transferler yaptılar. İyi gidiyorlar. Yani biraz da onun giderler. Rahatlığı vardı sanki hocam. Zaten skor da aslında son 5 dakikada biraz açıldı ya şey. Düzcespor risk Düzce yener. Yani Düzcespor Ahmet'in rakibi değil. Problem yok. Puan alsalar da ekstra artı atarlar. Doğru. Ben yarı Düzceli sayılırım. Düzce'yi çok seviyorum o yüzden. Hemen toparlansınlar istiyorum. Ahmet Spor'u da tekrar tebrik etmiş olalım ve sonraki maçıma geçiyorum. Soma Spor evinde Etmeskut Belediyespor'u ağırladı. Soma Spor maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Yine Etmeskut tarafından hakemin hani hataları olduğuna dair açıklamalar hemen geldi. Hemen açıklamalar varsa videoyu alsaydın keşke baksaydık buradan. Varsa görüntüler. Öyle evet. Bir şey olduğu zaman sana birisi bir şey söylediği zaman hemen videolarını al. Ya görüntü almadım ama paylaşılan hani bazı görüntülerden gördüğüm kadarıyla Etmeskut birkaç haftadır aslında hakem hatalarından hani çok canının yandığını söylüyor. Sen geçen neler hafta kesinlikle doğru haklılar. Iğdır maçındaki o pozisyonun faal ile uzaktan yakından alakası yok. Geçen hafta Etmeskut 1-0 mağlup oldu Iğdır'a. Pozisyon faul değil ama o barajda bir hata var gibi geldi bana. Çünkü kalecinin kapattığı köşe oradan gitti yani top barajın dışından geldi gibi. Neyse orası çok önemli değil de. Hakemi de geçtim. Soma Spor zaten bu maçı kazanırdı. Niye dersen bence Burhan Etmen Hoca artık bu sene playoff oynamak istiyor. Geçen sene 3 puanlı silinmesi olayı var. O yüzden ilk maçta kazandılar. Bu maçta kazanırlar normal. Soma Spor açısından da Yağızcan Akyürek oynamış kalede. Şimdi 2 senedir mesela kalede birinci kalecileri olan Tunay oynamadığı zamanlar hep kaybediyorlardı. İlk defa farklı bir kaleciyle maç kazandılar. Soma Spor maçtan da bir artıları var. Etimiskut da mesela devre arası yani yüksek maliyetli oyuncuları gönderdiler hedeften kopunca. Mesela Efe Geçili diye bir oyuncu almışlar. Yani eleştirenler de var da ben beğendim oyuncuyu yani santrafor. Adıyaman'dan gelmiş. Hani çok böyle golü falan yok ama savaşıyor, atlıyor, zıplıyor. Genç de 2002 doğumlu. Yani biraz da savaşçı bir takım görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Ama ilk yarıdaki takımlarını ararlar mı? Şimdi temposuz diye eleştirdiğimiz oyuncular vardı. İşte Sıdık Sistemi gitti mesela. Yakup gitti, Mertan Caner, Öztürk gitti. Bayağı şey bunlar maliyetli oyuncular yani. Bunlar gitti. Bunların yerine hani daha az maliyetli, daha hani koşan, genç mücadele eden oyuncuları almaya çalıştılar. Ama fikstür olarak Menemen'le oynuyorlar yarın. Pazar günü Denizli'ye gidiyorlar. Denizli'nin acil maç kazanması lazım. Sonra Sarıyer'le evinde oynuyorlar. Sarıyer'de düşme potasında. Ya işte bir Düzce maçı belki rahat geçer. Yani fikstür de zor. Şimdi Etimeskut net şu maçı kazanır diyebileceğim bir maç yok. Anladım. Ama maç sahada kazanılıyor tabii. Sonra da playoff yolunda başarılar bitirdim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Çok kart gördüler. Etimeskut bu hafta çok agresifti. Çok fazla sarı kart gördüler. Yanılmıyorsam 6 ya da 7 sarı kart gördüler. Bir tane kırmızı kart gördüler. Soma Spor'da Arda Çolak'ı beğendim. Gerçekten geleceği parlak bir oyuncu. Daha iyi yerlerde onu göreceğimizi düşünüyorum. Daha üstlüklerde. Sadece Arda'yı mı beğendin? Koskoca Soma Spor'da. Hepsini beğendim. Tamam işte bu. İşte bir de hocam puanlar birbirine çok yakın. Yani şimdi Soma Spor 35. Gerçekten üst üste 3 galibiyet alsa o sıralamaların çünkü çok önemi var. 3 ağırladı İskenderun. Maçtan 4-1 galibiyetle ayrıldı. Aslında hani sonucu şimdi belli maçlardan biri. Mertan Caner Öztürk, Etimeskut'tan İskenderun'un aldığı oyuncu. Gol atmış. Yani transfer. Gitmeyi mi bekliyordun Mertancığım sen de? yok. Etimeskut'ta da son şeyde gol attı. Ya İskenderun Spor transferler yaptı. Ali Ömercan Avcı'yı aldı geçen sene Ankara Demir'den tanıdığımız. Ama İskenderun i̇şte kan da kaybetti. Önemli oyuncuların da Süleyman kaybetti. Süleyman Meylesi verdi. Ergin ve Mert'en aldım diyordur. İşte Ahmet Sivri var. Tutacak mı tutmayacak mı bu da var tutar. İlla ki Koray Hoca oradan kolay kolay bırakmaz. Playoff mücadelesi verir.
Ki bence para da almışlardır. Enes'le Süleyman işte herkes diyor ya başkan kardeşim dedi bedava verdi falan diye. Bedava değildi. Başkan para vermiştir bence. Iğdır'ın başkanı herkese para veriyor. Süleyman'la Enes'in parasını da fazlasıyla vermiştir. Bence piyasada konuşulanın aksine. Peki. Bu maç zaten sabaha kadar oynansın. İskenderun kazanır. Çok da konuşmaya Evet. gerek yok yani. Uşak Uşakspor'a Spor artık üçüncülükte başarılar. düştü gözüyle Düştü bakıyoruz ne artık yazık gözü mü ki. var? 5 puan var. Evet. Peki. Mert Hocam Ben de teşekkür ederim. şöyle ekleyeyim. Nurgül Verhan Hocam. Maç Kırıkan'da oynandı. İyice göçebeye döndü İskenderunspor. Yani gerçekten sürekli bir saha değişikliği oluyor. Bu da tabii adaptasyon sürecini azaltabilir ama İskenderunspor çok net ve farklı bir galibiyet aldı. Mertan'ı Osmanlı Spor döneminden beri takip ediyorum. Bazı futbolcuların ne vereceği bellidir. Sezonda 7-8 gol atacağı bellidir o futbolcunun. Dolayısıyla net bir transfer yaptı. Keza Ergin Keleş gibi birçok Süper Lig takımında oynamış önemli bir futbolcuyu transfer ettiler. Onun da ne yapacağı belli. Bu tip nokta transferler İskenderunspor'un şampiyonluk hedefini çoğaltabilir. Uşakspor adına da artık zamanında Utaş Uşakspor iken iyi bir performans gösteriyorlardı. İşte o dönemi kaçırınca, sahip el değiştirince, destek azalınca buralar kaçınılmaz oluyor. İnşallah 3. ligde toparlarlar. Bir de şöyle bir şey ekleyeyim İskenderunspor'la alakalı. Bu da Gökalp abiyle işte sohbet muhabbet ederken iyi programın ilk yarısında Ümit Bozkurt'ta hocaları hatta kaleci vardı Muhammed. Onu Osmaniye'ye kiralık vermişler. Burak Çapkınoğlu'nu almışlar. Ben de dedim ki burada kaleci Muhammed Burak Çapkınoğlu'ndan daha iyi bir kaleci. Hangi akla hizmet? Muhammed'i kiraladınız. Burak'ı aldınız. Evet. Başkanla bağlandı Hakan Bulat. Böyle söylediniz ama Muhammed kendisi ayrılmak istedi dedi. Muhammed kendisi ayrıldığı için hani Burak'ı aldık gibi şey yaptı. Ben orada olsaydım antrenör olarak yani Muhammed'i bırakmazdım, Burak'ı almazdım. Şimdi devre arası oldu yine benim dediğime geldiler. Burak'ı takımdan göndermişler. Yeni bir kaleci transfer yaptılar. Ömercan Avcı'yı aldılar. Demek ki Erhan Kuşkapan yine haklı. Erhan Orayı Doğru bağladı. mu? Haksız ama. Haklısın. Tamam. Tebrik ediyorum. Sonraki maçıma geçiyorum. Grubun son maçı aynı zamanda. Menemen evinde Arnavutköy Belediye'yi konuk etti. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Menemen de yine benim Buca'ya benzettiğim takımlardan biri. Bir türlü tam verimi alamıyoruz Menemen'den de. Verim alma değil. Menemen'le ilgili her hafta söylediğim şey. Tempo, tempo, tempo. Yani iyi takımlar top oynamaya çalışıyor. Tamam oyna da topu benim ayağıma da versen ben de oynamaya çalışırım. Top rakipteyken topu kim kazanacak? Top rakipteyken top kazanma süresi çok yüksek Menemen'in. Yani rakip oynamasına çok müsaade ediyorlar. Bu tarz oyuncu transferi de yapmadılar. Bunun karın ağrısını hep çekecekler. Menemen'e topu verirsen oynar. Ama Menemen karşısında oynamaya çalışan bir takım olursa zorlanır. Arnavutköy'de yeni yaptığı transferlerle oynar yani ben oynayacağım, düşme hattından kurtulacağım diyor. Düşmeyeceğim diyor. Bu tarz geçen bir maçtı. Kaleci Kıvanç 89'da ligin en iyi kalecisi dedik. Nazar değdi. Kırmızı kart görmüş. Haftaya oynamaz. Öyle bir şey oldu. Arnavutköy için de deplasmanla Menemen'le alınan bir puan iyi puan. Menemen için 2 puan kaybı. Ama Arnavutköy için bir puan iyi puan. Mustafa Sarıgül bence bu hafta yarın oynayacağı Denizli maçıyla galibiyet serisine başlar. Yarın da kazanır. Hafta sonu da kazanır Sarıgül'e karşı. Alt tarafı karıştırır Arnavutköy. Peki. Mert eklemek istediğin bir Ben şey de var mı? şöyle ekleyeyim. Şimdi Arnavutköy'ün şansı var. Bir İstanbul takımı olduğu için genelde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş altyapısında yetişmiş futbolcuların tercih noktası olabiliyor. Ya da ilerleyen yaşlardaki tecrübeli futbolcuların son durağı gibi olabiliyor Arnavutköy. Dolayısıyla şimdi Hakan Çinemre de orada oynuyor Arnavutköy'de. Yanılmıyorsam 27-28 yaşlarında önemli bir stoper. Aslında kadrosu kötü değil Arnavutköy'ün. Ben de yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Kadro onu gösteriyor. Öte taraftan Menemen Spor iç sahada sıkıntı yaşayan bir takım o da tam tersine. Sıkıntı yaşıyor ve bir türlü o iç sahada seri galibiyetleri elde edemiyorlar. Erhan Hocam çok güzel bir tespit yaptı. Demek ki 6 ve 8 numaraya ihtiyacı var bu takımın. Transfer 6'ya yapılması. ihtiyacı var. 8 çok, 6'sı yok. Olmuşken o da olsun. Öldür bir tane Altısı futbolcusunu verebilirim gibi diyelim. Yani Yılmaz Hoca'nın açıkçası iyi bir tercih tabii ki Yılmaz Hoca. Bir duayen teknik direktör ama playoff için şansının zor olduğunu düşünüyorum Menemen'in. Peki teşekkür ediyorum Mert. Ampute Futbol Milli Takımımızdan Hüseyin Türkmen. Çok programı izliyormuş. Selam söylemiş. İnegöl Kastamonu maçı nasıl sonuçlanır diyor.
Bahattin Hoca kolay kolay mağlup olmaz Hüseyin. Tahmin bölümümüze geçelim mi o zaman? Evet, geçelim. Sırada tahmin bölümümüz var. Şimdi Mert şöyle yapıyoruz. Senden başlayacağım. Sen, Erhan, ben şeklinde gidiyoruz. Tamam. Hemen başlayalım. Beyaz grupla Kırşehir, Vefa Grup, Van Spor. Van Spor kazanır diyorum. Van kazanır. Van kazanır. Kırklareli Spor, Diyarbakır. Kırklareli, Diyarbakır. Diyarbakır kazanır. Kırklareli kazanır. Oo, ben de beraberlik diyorum. Zonguldak, Kömür Spor, Hestaç, Afyon Spor. Beraberlik diyorum. Yokluklar içerisindeki iki takım. Zonguldak, Kömür Spor bunu kazanır artık. Ben de Hestaç, Afyon Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Adıyaman, Karacabey. Karacabey kazanır. Ve Erhan Hoca Adıyaman'a teknik direktör olarak. Adıyaman kazanır diyeyim de bari biz gitmeyeyim. Adıyaman kazanır. Karacabey kazanır. Serik Belediyespor, Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin İdman Yurdu kazanır. Serik kazanır evinde. Ben de Mersin İdman Yurdu diyeceğim. Buca Spor, Ankara Spor. Beraberlik. Buca Spor kazanır. Ben de Buca Spor diyeceğim bu sefer. Artık Buca Spor da kazansın. Hı hı. Bursa Spor, Nazilli. Nazilli Belediyespor kazanır. Bursa Spor kazanır. Bana da Bursa Spor kazanır gibi geldi. Ankara Demir Spor, Altınordu. Ankara Demir Spor. Berabere biter. Aldık Ankara Demir. 1461 Trabzon, Esenler Erokspor. Aa, güzel maç. Bol gollü beraberlik diyorum. Direkt net. 2-2. 1461 Trabzon kazanır. Wow. Ben Esenler Erokspor kazanır demeye devam edeceğim. Kırmızı grup gelsin hızlıca. Anagol, Erzincan Spor, Soma Spor. Beraberlik. Erzincan kazanır. Erzincan kazanır. Etimesgut Belediyespor, Menemen. Menemen. Menemen kazanır. Beraberlik. Isparta 32 Spor, Sarıyer. Isparta. Isparta 32 Spor kazanır. Ben de Isparta kazanır diyeceğim. Belediye Derince Spor, İskenderun. İskenderun. En uzağa vuran kazanır, Belediye Derince vurur. Belediye Derince kazanır. İskenderun kazanır. İnegöl, Kastamonu. GMG Kastamonu. Burada tabii Erhan Hocam aslında önceden söyledi tahminini. Bahattin Hoca kolay maç vermez burada Kastamonu'ya ama Kastamonu'nun da çok kaliteli ayakları var. Yine evet. Spor'un kadro kalitesi biraz düşük. Hocası kaliteli olsa da Kastamonu Spor kazanır diyeceğim yine. Kastamonu kazanır. Ahmet Sportif Faaliyetler, Aksaray. Çok güzel maç bence. Ahmet kazanır. Ahmet kazanır. Ahmet kazanır. Fethiye Spor, Iğdır. Iğdır rahat kazanır. Iğdır kazanır. Iğdır her hafta kazanır dedik. Iğdır çok net bir galibiyet alır. Kuzey Marmara, Arnavutköy, Denizli Spor. Arnavutköy'ün kazanacağını düşünüyorum. Arnavutköy kazanır. Mustafa Sarıgül galibiyet serisine başlar bu maçta. Ben de Arnavutköy kazanır diyeceğim. Karaman, Düzce, Cam Düzce. Beraberlik. Sabaha kadar oynansa beraber bitecek maç. Ben ama güzel, Karaman güzel içeride tahmini. Kazanıyor. Karaman içeride kazanıyor ya. Hı. Ama Düzce iyi takım ya. Düzce kötü takım değil ya. Bakacağım üçümüzün tahminlerini. Beraber biter. Kaçı tuttu, kaçı tutmadı. Tamam, ben de beraber biter. Tamam, o iş sende olsun haftaya. Ama İnegöl Spor eğer kazanırsa Bahattin Hoca, ben öyle bir tahminde bulunmadım. Severim Bahattin Hoca'yı, keseriz orayı. Peki. Bu hafta da bana ayrılan sürenin sonuna geldik. İkinize de değerli yorumlar için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Akkoç Lojistik'in sunduğu